Beyaz futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Son zamanlarda görmediğim sosyal medyada çok büyük bir etkileşim var. Bakın mesela e, volede yapılan anketlere inanılmaz bir etkileşim geliyor. Twitter'da Galatasaray taraftarı Ertem Şener Twitter sayfasından Ertem Şener Twitter sayfasından sorduğum sorulara mesela Galatasaray taraftarı Tarışka'yı takımda görmek ister mi şeklinde bir soru sordum. 474 cevap var. 474. Sinan Engin soruyor. Galatasaray taraftarı Beşiktaş Beşiktaş'tan hangi futbolcuyu görmek ister. 235. Beşiktaş mı Galatasaray mı en iyi kadro hangisinde? 470. Adebayor mu Gomis mi? Hangisi daha iyi golcü? 1720 cevap. 1720 cevap. Adebayor mu yoksa Gomis mi? Adebayor. Gidiş Adebayor mı? golcü. Adebayor... Koşu, koşuşu, gidişi. Komple futbolcu. İkisi beraber oynar mı Sinan abi? Oynamaz olur mu ya? Ama şimdi bak, bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi Adebayor topla oynuyor Ertem. Alıyor dribling yapıyor, çalım atıyor, gidiyor. Topla kat ediyor, mesafe kat ediyor. Adam geçiyor. Adam geçiyor yani gezen bir santrafor diyebilirsin. Ötekini de merkeze koy mesela Gomiz'i. Gomiz'i de merkeze koy. Hı. Arkasına da bir tane üçlü koy. Endia'ya, Endiaya falan filan mesela. Koşsunlar abi arka tarafta Tolga, Molga, Endia'ya, Fernando Çok da iyi olur. Çok da iyi oynarlar. Müthiş de iş yaparlar Ertem.

bilemiyorum ama hani Beşiktaş'ın orta sahasının bugün üçlüsünün Galatasaray üçlüsünden daha iyi olduğunu ben de düşünüyorum. Yani <laughs> Bir şey işte. biraz önce Sinan Engin dedi ki çok özür dilerim. Ayağa kalktı hatta TT'de birinci yaptı bu olay. Beşiktaş'ta Galatasaray'ın 11'lerini yan yana koyduk. Beşiktaş'ın o ilk 11'inden 7 futbolcu, Galatasaray'ın ilk 11'inden 3 futbolcu. Yani bugün hangi Galatasaray diye sorarsanız sorun, bugün Tudor'a sorun, Beşiktaş'ın futbolcularının daha etkili olduğunu düşünürler diye ben düşünüyorum. Evet bugün Galatasaray çok etkili futbol oynuyor. Kötü oynuyor demiyor. Galatasaray değil çok ya. iyi oynuyor. Çok süratli oynuyor. Abi. Hatırlayın Sinan Engin geçen sene diyordu ki Galatasaray'ın evine hırsız girse bütün her şeyi alır kaçırır. Şimdi çünkü değil. Yürüyemiyor. Şimdi, Şimdi... Galatasaray'ın hırsız girse hırsızı hastanelik yaparlar. <laughs> Bak. Galatasaraylıların evine orta sahasına hırsız girsin hastanelik yapar. NDM diye parçalar adam biliyor musun? Beşiktaş'tan mı? daha çok koşuyorlar. Bak, doğru mu? Ama Beşiktaş'ın klası fazla işte. Ama Beşiktaş pas yapıyor. Beşiktaş'ta orada klas var. Doğru. Dikine oynayan adam eksilten oyuncuları var. Ön tarafa doğru. doğru. Ama Galatasaray'da fizik gücü var. Yani Tudor, Tudor'da fizik gücü var takımında. Beşiktaş'ta klası var. Ben Tariska derken, Hacı'dan örnek verirken Galatasaray'da alışa gelmiş bir şey var Ertem. Hep bir Hacı. Kalesi vardı. Fenerbahçe'de öyle. Şimdi Beşiktaş'ta ne yaptı? Bir Taliska yarattı oraya. Şimdi mesela birisi demiş ki böyle bana Atom Craft Beyaz Stol Fırtına Tiner mi çektin Senen Engin demiş. tiner falan <laughs> çekmedik. Şimdi neyse ya ya olsun. Neyse onu anlatıyoruz. Ama Galatasaray'ın mesela beş Mustera gibi çok önemli bir oyuncusu var. O şeyi koysanıza. Sosyal Mustera'sı var. Çıkan, emniyetten gelen. Mustera diye bir oyuncusu var. Ayrıca ayrıca Mustera gibi çok önemli bir oyuncusu var. Ama yine söylüyorum. Galatasaray bakın arkadaşlar tespiti yanlış anlamayın. Galatasaray futbol takımı presiyle pres yaparak ve çok düz oynuyor. Yani anlayacağımız Türkçede konuşalım. Düz oynayarak düz. Ama Beşiktaş öyle değil. Beşiktaş takımı daha klas. Daha klas takım. Daha klas. Çok özür dilerim. Ee, buradan biz 2-3 yıldır Sinan Abi'yle sürekli olarak uyarıyoruz. Diyoruz ki sosyal medyada küfür edildiği zaman, sosyal medyada e, ağza alınmayacak şeyler söylendiği zaman kapıya kadar geliyor insanlar yalvarıyorlar. Diyorlar evet. ki çocuğum şöyle istemeden yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı mahkemelik oluyorlar. Biz geçen sene Sinan abiyle bütün dosyalarımızdan vazgeçtik dedik <laughs> ki araya hatır sayılır arkadaşlar girdi falan filan. Sosyal medyada küfüre anlık takip. Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama. Siber suçlularla mücadele dairesi başkanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubuyla seyirci, taraftar, oyuncu ve tüzel kişilerin sosyal medya platformları üzerinde bireysel ya da herhangi bir takıma yönelik küfür, hedef alınan gerçek kişi ya da tüzel kişinin manevi şahsiyetini tahkir ve tezil edici ...tamüden ve müessif fiil oluşturulabileceği değerlendirilen söylemler... ...müzahir grubu taraftarları galeyana getirmeyi hedefleyen kişi ve oluşumlar... ...7-24 esasına göre takip edilmeye başlanmıştır. Emniyet takip ediyor. Bu kapsamda 12 Ağustos 2017... 13 Eylül 2017 tarihleri arasında bu tür paylaşımlar yapan 757 hesap tespit edilmiş olup bu hesaplar hakkında gerekli çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yani burada şunu söylüyor: Bizim artık avukatlarımızın kalkıp bu Twitter'da bize ne hakaret ettiği önemli değil. Emniyet takip ediyor, senin, bir anda kapıyı çalıyor ve diyorlar ki: Senin çocuklar yok mu? Hani benim DM'ye Evet, evet. Ne var diyorum çocuklar? Soruyorum bugün de. Abi diyorlar bir grup var diyorlar. Bir şey yazıyorlar diyor. Neyse. Mesela şey yazıyorlar. Hangi şampuanı kullanıyorsun diyor bana. <laughs> Abi senin saçları niye? Ya. ya çocuklar ya çocuklar. Böyle şeyleri. Salon Mevlüt'e sorun ben hangi şampuanı kullandığımı. Salon Mevlüt var benim berberim. Salon Mevlüt size söylesin. Arkadaşlar. Bunlarla beni falan filan. Bunlara gerek yok. Çoluk çocuksuz Ondan sonra avukatlar bunların hepsini. Avukat falan kalmadı. Sinan abi kapıyı çalıyor. O ben ayrı. sana hakaret ettim mesela. Değil mi Twitter'dan? O bak, ayrı. Ne abi bizim olursa bireysel var Ertan. Kapıyı çalıyor. Bizim bireysel geliyor, kendi avukatlarımız var. Götürüyor. Bizim bireysel kendi avukatlarımız var. Oraya bakan çocuklar insanlar var. Oraya bakıyorlar. Senin değmeği çocuklar bazen. Ama söylüyorum bak. Çocuklara yine söylüyorum. Bizimkilere hep de söylüyorum. Etmeyin küfür diye. Küfür edenlere küfür ederler bizim. Sonra bana demeyin ediyorlar. Arkadaşlar orayı yapmayın. Yani ben orayı görmüyorum. Hani bana diyorsanız ben oraya bakmıyorum. Bakan adamlar hayır onun için söylüyorum. Bırakın artık bu işleri ya. Ne, çağın neresindesiniz ya. Yapmayın arkadaşlar ya. Nedir abi küfür müfür böyle. Bunlara bunlar güzel şeyler değil arkadaşlar. Sonra yazık bak. Geçen hafta yine geldi Ertem'le beraberdik. Yine geldi burada. Evet. Ağlıyorsunuz diyor. Birisi işte yine Ertem'den dolayı araya sokuyor. ...işte abi böyle işte ne ya yani neyse buna gerek yok bunları anlatmaya. Aa ah bak siner mi çekin? Bu bu, bu bu, esprileri yapın. ...bunlarda sıkıntı yok. Böyle şeylerde sıkıntı yok. Ama dediğim gibi küfürle müfürle falan filan bu işler olmaz. Sonra annenize babanıza yazık. Küçük küçük çocuklarsınız. Annenize babanıza yazık. Şimdi Ertem'im ben bu ada çok beğeniyorum biliyor musun? Gerçekten. Vallahi hiç. beğeniyorum. Ada mı gomiz mi dersen Cevap veremem biliyor musun? Bak, cevap veremem. Hani senin bir sözün var ya Sinan abi. ilk tahtaya onun ismini yazarım diye. Şimdi bilmiyorum ki. Çok zor biliyor musun? Bu iki evlat gibi düşünün Ertem. Hangini daha çok seviyorsun diye sor bana. Yani Elif'in mi olacağını mı? Hiç diyemiyorsun. Aynen öyle. Şimdi bana sen Gomez mi, de Adabayır mı da cevap veremedim. Bak cevap Cenk'te söylerim. Cenk sağda da oynar, solda da oynar. Ben Cenk derim. Sabahtan akşama kadar Cenk derim. Bak ne diyorum Cenk derim. Çünkü Cenk bir de takımdaki yeri de garanti her an kenara da alınabilir. Her anda kement atılabilir. Her an Negredo'yla da başlayabilir. Gomuz öyle değil. Gomuz'un forması asılı. Doğru. Ama Adebayor çok farklı bir santrafor Adebayor derim. Adebayor derim ben Ertem. Bak şu an Adebayor Türkiye liginin tartışmasız en önde santraforu. Müthiş oyuncu. Evet. Çok evet. oyuncu. Topla oynuyor, Kesinlikle. alıyor, gidiyor. Alıyor, gidiyor, topla oynuyor. Ama bir gerçek var. Galatasaray şu an Türkiye liginin Real Madrid'i, Beşiktaş da Barcelona'sı arkadaşlar. Fenerbahçelileri daha şu an bir şey diyemiyorum. Kızmayın. Şu an Fenerbahçe yarın bir bakalım. Alanya maçına bakalım. Bir görelim. Fenerbahçe onu bize bir hissettirsin. Hemen oradan da araya Fenerbahçe'yi de sokalım. Ama böyle bir oyun yapısı var. Yani futbol olarak ben bunu söylüyorum. Oyuncu yapısı olarak. Barcelona oyuncu yap yapısına bakarak Real Madrid oyuncu yapısına bak. Böyle eşitleri. Çünkü Tudor'un takımı çok koşuyor. Aynı şekilde Real Madrid de çok koşuyor. Şimdi e, bir volede paylaştığım, volede paylaştığım bir bu? anket vardı e, sevgili seyirciler. E, Gomis ile ilgili paylaştığım o anketi bir ekrana getirelim. Hemen e, Dinçer'e benzettim deminkini Ben de çok benzettim. Dinçer maça gitti biliyor musun Sertan? Gitti mi? Dursun Özbek çağırdı. Oo maşallah. Dinçer Azapan e bugün maça gitti. Aylar sonra Dursun Özbek çağırmış. Ahmet Ocaklı ile beraber. Abi dedi Galatasaray maçına gidiyorum dedi. Gitti Dinçer galibiyeti aldın. Dinçer Azapan, koçum benim, kardeşim benim, öpüyorum seni. Anketini görelim. Adebayor Gomis'ten iyi futbolcu. Adebayor Gomis'ten iyi futbolcu dedi abi. Ben bunu, de aynı şekilde. Ben de katılıyorum. Bunu Ertem yani bunu. Yani bunu şey yapamazsın. Hiç kusura bakma şimdi. Başakşehir'in taraftarı yok diye. Sosyal medyada bilmem ne yok diye. Yani bu yama yapamayacağım. Aynen öyle. Ama Adebayor dünya çapında bir santrafor olmuş artık. Yani. Sinan abi Galatasaray taraftarı Talişka'yı takımda görmek ister mi? Kaç cevap vermişler biliyor musunuz? Kaç? 774. İstiyorlar. Sadece Twitter'da. Hayır, İyi bir hayır. şey mi? 774 cevap. İyi bir şey Vole şu anda yıkılıyor. İyi Tübün bir sayfası. şey. sayfası. İnanılmaz. Teşekkür Go, ediyoruz. Voleye bize 30 destek 30 gol barajını adayı. geçer mi? Voledeki izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. 7797 oy. Gomis 30 gol barajını geçer mi? Evet %71.3, hayır %28.7. 30 gol barajını geçer mi? Evet %71.3, hayır %28.7. Ee, sevgili seyirciler son derece ilginç e, cevaplar geliyor. Fotoğraflarınızı Bak, alıyoruz. Türkiye'nin insan traforu anketine döner misin? Keşke oraya adabayır da koysaydım. Ama Adabayor çünkü taraftarı olmadığı için Adabayor'un e, onur. Yani çok orada oy çıkacağını zannetmiyorum ama Adabayor'a orada fazla oy çıkacağını zannetmiyorum. Ama Türkiye'nin insan traforunda bendeki ankette Türkiye'nin insan tarafı 13.768 %60 %60 Gomez demişler. Bizim Beşiktaşlar uyuyorlar galiba. Beşiktaş'ta uyuyorlar Mertem. U olabilir. Beşiktaş'ta uyuyorlar herhalde yarın. Ya onların Beşiktaş'ın günü pazartesi herhalde. Adabaer Gomez'den arkadaşlar yani ben burada değer dersem ayıp olur biliyor musun? Ad Adabaer'in geçmişine falan. Yani Gomez'den yani Gomez Adabaer'dan daha iyi futbolcu dersem çok ayıp olur. Adabaer beni yarın Adabaer gördüğü zaman bana derse ki ya abi sen böyle böyle söylemişsin falan der bana ayıp olur. Yani bir çıkarsın Emre falan... ...Ada karnesini... ...şeyine baksınlar. Tabii canım. Yani Tabii ki istiyorsan. herhalde. Hiç eğyeme gerek yok. Tokolu borcunun... Ama yani 25, 25 tane atar. ...totlumlar, Arsenal'lar. Ama Gomis... ...bu seyirci gazıyla... Real ...bu Galatasaray'ın isteğiyle... ...25'in üzerinde gol atar. 25'e atar, 25 atar. Sinan abicim... ...bak... E, ...Türkiye'nin en iyi santraforu kim? Gomis 160.7 Cenk Tosun yüzde otuz dokuz oy 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 derler yani hani. Daha gider 933 o. kişi beğenmiş. 1406 dört yüz altı yorum yapılmış. Vole'de inanılmaz. Şu, ee, şimdi Sinan abi. Şu aslanlı resmin altından bugün çok istek var arkadaşlar. Vole de bir selam faslı yapacağım. Aslan resmin altında. Aslanlı, aslan kralı var ya, aslan kral. Aslan kralın altından yapacağım. Volanızı indirin arkadaşlar, yapacağım. Ee, sevgili seyirciler, iki kadroyu ben bir kez daha ekrana getireceğim. Ne oldu? Benim ilginç bir yorumum olacak. Katılacak mısın Sinan Söyle abi? Söyle bakayım. İki kadroyu bir ekrana getirelim. İki kadroyu da. Şöyle. Ee, yılların tecrübesi Sinan abime e, saygısızlık yapmak istemem tabii ki. Söyle, ne oldu? Ama benim de farklı bir yorumum olacak. Ali ne diyecek? İki Hı. kadro Sinan abi hiç kalkmana gerek yok. Tamam buradan yapalım. Galatasaray kadrosu ve Beşiktaş kadrosu. Tamam. Ben diyorum ki hiçbir futbolcuyu oradan oraya koyma, oradan oraya koyma. bak şunu söylüyorum, şunu söylüyorum. Taliska bir kere Beşiktaş'ın. bak şunu söylüyorum. Beşiktaş'ın oğlu. Beşiktaş'ın evladı. Beşiktaş Ben başka bir şey dedim. Yani Galatasaray'ın Taliska tipinde bir oyuncusu yok. Galatasaray'ın Taliska tipinde sol ayaklı bir klasa olsaydı Galatasaray Gomis ...gol sayısını daha çok arttırır... ...ve maçlarını daha farklı bitirir diyorum ben. Evet. Katılıyor musun? Katılıyorum. Ben bunu... Yoksa Taliska... ...tabii ki Beşiktaş'a yakışır ve... ...Beşiktaş'tan da başka Türkiye'de hiçbir takımda oynamaz. Net. Buyur senin... Ferhat Turna'ya ben. sevgiler. Ferhat'a buradan... ...sevgiler. Dinleyelim. Sinan abicim. Hı. Ben diyorum ki... ...Galatasaray'dakiler Galatasaray'da kalsın... ...Beşiktaş'takiler Beşiktaş'ta kalsın. Tamam. Tek bir adam var. Şenol Güneş Galatasaray'ın başına geçerse Galatasaray şampiyon olur. Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında olursa Beşiktaş şampiyon olur. Çok Şenol katılmıyorum. Çok Şenol Güneş yani biraz yani... işler futbolcularla alakalı Ertem. Oyun oyun futbolla alakalı. Futbolcuyla alakalı Ertem. Benim için bazı futbolcular daha çok önemli. Şenol Güneş'in antrenörlüğü ayrıdır. Hı hı. Ama hep iyi futbolcularla iyi antrenör olursun. Bak iyi futbolcularla iyi antrenör. Şimdi Şenol Güneş orada olsa falan filan ben ona o, o tip şeye bakmam. Burada bakmam. Beşiktaş Galatasaray şeyine bakmam. Evet. Ama ben takımın oyununa bakıyorum. Galatasaray'ın mesela Galatasaray futbol takımı bugün 10-12 tane kornel attı. Bir tane bir tane kritik tehlikeli korneli yok. Atak oldu Galatasaray'a. Kontrol oldu falan. Hep ön direkten falan. Ben Tudor'a dedim ki bir kornellerini gözden geçir sevgili Tudor. Önce. Önce kornellerini gözden geçir. Onun için buradaki buradaki yani hem atarken Şenol güneş, kötü hem de korner aynı şekilde kendisine kullanılırken aynı, kötü. Mustera yan toplarda çok zayıf. Çok mustere, zayıf bravo. Zayıf. Ben zayıf. Maçta, yarınki yazında yazdım, yazdım size. Ya. Mustera'nın yan topları zayıf ama Galatasaray futbol takımı ısırıyor arkadaş. Isırıyor. Rakibi ısırıyor. Nefes Fotoğraf aldırmıyor. Yani bugün Kasımpaşa takımı kötü falan değil. Galatasaray. Galatasaray 80. dakikada bugün ilk pozisyonunu verdi arkadaşlar. Doğru. Yandan ortada ilk pozisyonunu verdi. O da yüzde altmış pozisyon yani öyle değil. Serra Hanım, abi Sinan abiye söyler misiniz? Endiaya bu hırsla Atiba'yı yer diyor. Genç o İsmail Eren. Daha genç doğru söylüyor. Zamanı var. Ama Atiba Beşiktaş iki defa şampiyon oldu arka arkaya. Ve bunda Atiba'nın çok büyük bir katkısı var. Ne diyorduk hatırlarsınız arkadaşlar burada? Futbolcular aranızda para toplayın Atiba'ya bir araba al, ne diye alın diye. Hepinizin yerine koşuyor. Ama bugün bir bakıyorsun artık Belki Atip oynamayacak. Birkaç maç sonra belki Atip oynamayacak. Belki orası Oğuzhan Tolga'yı yapacak. Belki orayı Oğuzhan Medel yapacak. Belki Tolga'yı medal yapacak. Diye, değişecek oralar. Beyaz futbolda canlı yayında okuyoruz. Türkiye'nin bu sezon en iyi transferi kim diye sordum sen ayaktayken Sinan abi. Pepe ve Gomis çıkıyor sürekli. Pepe Gomis, Pepe Gomis, Pepe Gomis. Doğru. Tebrik Fernando Pepe ve Gomis çıkıyor sürekli olarak. Doğru. Klişçileri, Elyalar'ı unutmayalım Ferhat'a buradan sevgiler selamlarımızı gönderiyorum Sevgili kardeşime İzmir'e Sevgili seyirciler Soru TT devam ediyor mu TT sosyal medyasının Sosyal medyada Devam var mıyız? Devam ediyor. Evet ya? evet. Ee, Suat Ateş Dağlı. Suat abi. Vay büyük Galatasaray. Suat abiye buradan selamlar. Ultra Aslan'ın korucusu, ne diyor? Suat Ateş Dağlı. Ne Suat Nedim Miller, buradan sevgiler hemen, selamlar. Ertem Nedim Miller Galatasaraylılar hemen ekran başında. Şimdi bir ara bir işler Ya bu akşam Galatasaray günü Nedim falan hemen. Hemen Galatasaraylılar ekran başında. Arkadaşlar Türkiye hiç burada mütevazilik yapmayacağım. Herkes bizi seyrediyor. Bütün basındaki arkadaşlar da dahil abiler de dahil, kardeşler de dahil herkes bizi seyrediyor. Herkes bizi seyrediyor ve bizden aldıklarını ertesi gün kendi televizyonlarında orada burada anlatıyorlar. Bay bay. Herkes bizi seyrediyor. Türkiye cumartesi, pazar, pazartesi öteki arkadaşlar herkes seyrediyor ama Türkiye cumartesi, pazar, pazartesi beyaz futbola endeksleniyor arkadaşlar. Şş. Bunu Ertem'in Instagram sayfasında sabahleyin baktığın zaman sosyal medyada gördüğünüz, Bravo sosyal medyada ya. çok konuşulmak demek, bakın arkadaşlar bu ülkede 3-5 bin tane dekodor var. Bu ülkede 70-80 milyon insan var. 20-30 milyonun televizyon seyrediyor olsun. Demek ki sosyal medyada seni adam seyrediyor ki sosyal medyada tweet atıyor ve senin konuşuyor etkileşim oluyor. Hı. Ve Ertem'in bu yayınladıkları Somer olsun, Renin olsun, bilmem ne falan buralarda hep buralarda 1 Kim 2 Kim ola analytics Renin'i, <laughs> Somer'ı da Biz buralarda 1 2 3 çıkıyorsak demek ki çok seyrediliyor Beyaz Futbol. Beyaz Se TV ...çok seyrediyoruz. Yani. Sinan abi bir de reklam... ...artık reklam pastası buradan... TV ...sosyal seyredir. medya TV reytingleri çok önemli. Sadece artık televizyonlarda... ...televizyonlardaki ya o 2-3 bin kişilik... ...2-3 bin Bizim... ölçümle değil... ...hem sosyal medya <laughs> hem televizyon ölçümüyle... ...alınan bayramlar sonrasında... Seyredilen... E, ...birinciliğimiz Bizim... ortaya çıkıyor. Size de çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayesinde... Çok seyredilen programımız. Sabahleyin... ...söylemezsen olmaz. Magazin programımız var ama... ...değişik. Öğlen kuşağında... Çok önemli. Nur Viral kardeşimiz var. Aynı şekilde. Çok sevilen Öğleden sonra yine Beyaz Tuba... Beyaz sinema kuşağı. Sinema geleceğim. Öğleden sonra mesela Tuba diye bir kızımız var avukat. Onun aynı şekilde mesela Müge Anlı tarzı programlar Duygu. Yapıyor. Duygu. Duygu muydu? Duygu. Duygu. Duygu kardeşimizin aynı şekilde. Dönelim. Akşam sinemalarımız olsun. Siyaset programlarımız olsun. Türkiye'nin yaptığı Hüseyin Güler. Cim. Ve sürprizlerimiz Hüseyin... var. Bir sürü programlarımız. Beyaz TV bakmayın. Magazinde burada atıyor, futbolda burada atıyor. Siyaset de Beyaz TV'de atıyor. Türkiye'nin majör geliyor bize arkadaşlar şu anda. Geliyor burada izlenme olayları geliyor. Eyyam yapmıyoruz. Geliyor bize bakıyor. Ya sabah bakıyorsun sabah kuşağından başlıyor. Türkiye dediğin gibi Beyaz TV bir gerçeği var arkadaşlar. Bu Türkiye'deki Beyaz TV gerçeği beyaz hiçbir zaman Hiçbir zaman yok sayılamaz. Türkiye'de Beyaz TV gerçeği yok sayılamaz sevgili Osman Gökçek kardeşimizi tebrik ediyorum. Başarısından dolayı. Evet Suat abi Suat Ateş Dağlı çok büyük bir futbol sever. Büyük bir Galatasaraylı. Ve Türkiye'de işini en iyi yapan Kişi olarak köşede zaten altın bir tahtta oturuyor. Suat abi selamlar. Diyor ki ama Suat abime karşı çıkacağım şimdi. Diyor ki Galatasaray formatı şu an başka. Bir de böyle düşünmek lazım. Tudor'un istediği bir takım böyle demiş. Galatasaray'da soru şu. Suat Ateştağlı diyor ki Galatasaray'da hangi oyuncu oynamazsa şu an fark etmez. Ama Talişka oynamazsa sıkıntı. Gomis oynamazsa Çok fark önemli. etmez Galatasaray. Fark eder. Gomis olmazsa Galatasaray'da fark eder Suat abi. Talişka oynamazsa Beşiktaş'ta alternatifi çok Oğuzhan var, başkası var, öbürü var ama ee, etkiler. Ama risk önemli bir şey. Ama Gomis oynamazsa fark eder. Ertemciğim, demin programdan şey yaparken Müge Hanım Programlar Müdürü, Müge Hanım Beyaz Futbol'un da sorumlusu, Müge Hanım'a da adını unutmadık. Müge Hanım Beyaz Futbol'un yaratıcılarından birisi. Müge yeni bir sinema filminde e, yapıyor. Yani Hollywood'da şeyde. yapıyor. Yeni bir filme yapay, başlamış Müge'yi. Evet. Müge ama programlar kutluyoruz. müdürü Müge Dilek kızımız da çok başarılı. Bu Beyaz Futbol'un yaratıcılarından da birisidir. Ama dediğin gibi programımızın izlenme oranları belli. Sen Japonya'da, Doğu Tokyo'da sonra gelen Ankara'ya yerleş. Helalim. Vallahi Müge Dilek Tokyo'da doğdu, Ankara'ya geldi. Ee, Müge Hanım'a buradan sevgilerimizi Ve gönderiyoruz. Ve Beşiktaş'ın transferlerinin göz bebeği Umut Güner kardeşim şu an bizim Erkan'la beraber. Erkan ile bizi seyrediyorlar. Çok sevgiler, çok öpüyorum. Transferin ömüyorum. kralı Beşiktaş'ın bütün transferleri yapan Umut Güner. Vallahi Beşiktaş seninle gurur duyuyor. Ben de bir Beşiktaşlı olarak sende gurur duyuyorum. Negredo, Pepe. Abi Erkan Özkoyer. Geçen gün gördün mü? Meden. Twitter'da bir şey yapıyor. Abi kız istemiyor Umut Güner'le gideceksin diye ben alıyor diyor. <laughs> Umut Güner'e de buradan Bodrum'dalar. Çok Erkan sevgiler. Erkan Özkoyer'le beraber. Çok sevgiler. Sevgili yeğenim Erkan Özkoyer'e de buradan öpüyorum sizi de Çok sevgiler. Ee, Umut Güner Beşiktaş taraftarının yeni sevgilisi. Ee, altını çizerek belirtelim. Ee, Biliyorsun Vida da geliyor. Şey yap... Ocak'ta geliyor Vida. O, o, Ocak'ta Vida geliyor valla Ocakta Vida, söylüyorum. Geliyor adamlara, kardeşim dedi. Vida da Ocak'ta Beşiktaş'ın formasını giyecek arkadaşlar. Vida. Şimdi... Ee, sevgili seyirciler Fenerbahçe'ye geçeceğiz Fenerbahçe ile e, devam Galatasaray edeceğiz Galatasaray bitti Galatasaray'ı kenara koyduk Geliyoruz Fenerbahçe'ye Anket şu Alanya Spor Fenerbahçe maçı ne olur Alanya Spor Fenerbahçe maçı ne olur ee, Sinan abiye dönmek istiyorum Forvet'te kim oynar Soldado mu oynar? Yansen mi oynar? E, kritik viraj e, gerçekten son derece önemli. Fenerbahçe ile ilgili olarak 6 numarayı bir önce ekrana getirelim. Arda Helici'yi Galatasaray elemek için sözü Arda bir sakatlığından dolayı arkadaşlar Barcelona öğleninin görüştüm. Barcelona'nın yok ama Antünlü ile çok iyi bir görüşme yaptı. 1-2 hafta sonra şeyin Barcelona'nın da formasını Arda Turan kardeşimiz girecek. Abi sakatlan dolayı kadroda yok. ...ayrılısıyla... Ne kadar mutlu geçiyor. oluyoruz ya. Ne evet. kadar mutluyoruz. Arda Barcelona'da kadroya giremedi. İşte Cengiz Ünder'i gördün mü Roma'da şunu ben, yapamadı. Bak görüyor musun Nedim Binler. Galatasaraylı. Hı. -hı. Viyana'dan izliyorum kardeşim. Çok diye. selamlar. Bütün bak arkada çok teşekkür ederim. Biz de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bütün Türkiye. Biz de sizlere sabahtan akşama kadar emek veriliyor. Her, her türlü hazırlıklar var. Dediğin gibi sabahleyin söylemesinden olmazından akşam siyaset programlarına kadar. Beyaz TV müthiş bir atılım içinde. Evet, büyük kanallarla baş ediyor. Dizileri bile arkada bırakıyoruz. Sosyal medyada konuşulmada dizileri bile. Onun için teşekkür ediyoruz. Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sinan abi, e, Alanya Spor, Tenerbahçe karşılaşması ne olur? Sen hep dersin yani Ertem zor geçecek şöyle olacak, böyle olacak. Bir daha Aykut Kocaman'a Fenerbahçe neyemedim? moral verdi bu hafta. Antalya Galatasaray dedi. Ne dedim? Çok zor maç dedi. Galatasaray puan kaybedecek dedi. Galatasaray? Puan kaybedecek Puan dedi. kaybeder. Fenerbahçe Alanya maçı ile ilgili yorum yapayım mı? İstiyor musunuz arkadaşlar? Evet istiyoruz. İstiyor musunuz? 5 dakika sonra yapacağım. Ne yapacağım? 5 dakika sonra. Sen istersen bir sor bakalım ya. Alanya Spor, Fenerbahçe. Alanya, Fenerbahçe gitti mi Fenerbahçe, Alanya'ya gitti mi? Bu akşam. Daha gitti. gitmedi mi? Bu akşam gitti. Var mı görüntüleri? Gitti ne? gitti. görüntü var ya. mı? Bakıyorlar arkadaşlar. Doğan Albayrak, 2-1 Alanya Spor kazanır diyor. E, Kantona Cevdet, Gökhan Sarı, Öznur Yakut, Kevser Kara, Kemal Şener, Şevket Saray, Ümit Sarı, Ali Ali Bey alt çizgi tahmin, Hacı 10, Serkan Kartal, e, acayip Mustafa Sakar, Kerim KSGL, Egemen Karaduman, devam edelim. Mustafa Sakar, 45 kilogramlık adam. Turgut Kızılkaya, adamın adı öyle 45 kilogram, kendine öyle isim koymuş. Devran Şimşek, Hasan Çetin, Fatih Emre Utkuoğlu, Bayram Şener, Hüseyin Hüseyin. E, Ertem abi Zonguldak'tan selamlar demiş. Celil e, Alpacino. Fernandao'dan özür dileyin demiş. Erhan Bucak. Abi Fernandao'ya ne dedik yo, yo, ya? Gülücük koymuş yanına. Enis Alemdar. Onur 1903. Berk Açıkgöz. Sadece Beşiktaş. Emir Güneşli. Ferhat Turna. Cüneyt Turna. Leyla Turna. Alper Temir. Bülent Terzi. Alaaddin Aslı Yücel. Gözde Gredo. Berkan Turan. Davut Yayıkçı. Ertan. Cemal Demirok. Anıl Çil. Atış Nukan'la beraber Almanya'dan bizi seyrediyorlarmış. Çok Bak, selamlar. Almanya'dan. Atış, biliyorsun. Sakat. Kardeşim benim. Abi geçmiş olsun. On numara tedavi. Atınç'ın tedavisi 10 numara. Atış gözlerinden öpüyorum oğlum. Atınç'ın tedavisi on numara ilerliyor. Zımba gibi dönecek demiş. Anıl Çil. Çok güzel Almanya'ya selamlar. Almanya Anıl. Atınç öpüyorum kardeşim benim. Aslan gibi döneceksin. Oraya gitti. Gökhan Töre. Bu taraftar seni sabırsızlıkla bekliyor Gökhan Töre. Aslansın. Kartalsın daha doğrusu. Gökhan Töre'yi buradan çok öpüyorum sevgili kardeşime. Gece gündüz konuşuyoruz. Ee, i̇nşallah acil şifalar diyorum. En kısa zamanda döneceksin. Gökhan ile daha da güçlenecek. Atınç'la daha da güçlenecek Beşiktaş. Ee, Ali Bey Tahmin sormuş Sinan abi. Wagner lau mu solda domu mu? En az 3 gol olur skor bilmiyorum ama demiş. Ali Bey Tahmin'e bir selam söyler misin Sinan? Ali Bey ben? Tahmin öpüyorum seni. Öpüyorum seni. Yarın Fenerbahçe kazanır Ertem. Fenerbahçe yarın kazanır dedi. Hener Fenerbahçe yani. kazanır. Yani hislerim o. Ahmet Çakar gibi böyle kuşlarım. Ahmet Fodum hocanın mi? var ya kuşlarım. Ahmet Hoca kaç kilo düştü çok merak ediyorum. En son geçen hafta 82 idi. Bu hafta kaç oldu acaba? 75 falan olmuştur. Allah korusun ya çok zayıflıyor abi. Yo spor yapıyor. Bilmiyorum da spor yapıyor, çok spor yapıyor da abi, çok zayıfladı hocam. Neyse. Sinan abinin voleyden bir e, anket inilmez. yapar mısınız? Fenerbahçe mı? Fenerbahçe yenilmez Ertem'im. Fenerbahçe yenilmez. Fenerbahçe yenilmez Ertem. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Alanya spor kaybetmez. Hiç daha kaybetme, yanılmadım. Ha iddiacılar bak bahisçiler bana güvenip de oynamayın ha. Yani ben iddia oynamam hiç. Yani Aynen öyle. Hiç bilmem bilmem anlamam da. Ama bana güvenip de şey yapmayın. Ama ben şunu söylüyorum. Ben yarın Fenerbahçe kazanır diyorum. Ha bir dakika. Bir dakika yarının başlarını bir getirseniz ekrana. Ben Fenerbahçe Arkadaşlar. Ee, Soldado solda adamı Wagner mı? Hangisi daha iyi golcü? Canlı yayında okuyoruz arkadaşlar. Ee, yarın Maçın yıldızı kim olur? Kim kazanır? Alanya Spor'u mu? Fenerbahçe mi? Beyaz Futbol Fırtınası etiketine Kadriye. lütfen yazınız. Kadroya kim alırsın önce? Kadriye. Wagner, Laumus Solda adam. Kadriye Sultan. Kadriye Sultan'a selam. Mevlüt'ün hanımı. Abi diyor, yoksa diyor beni diyor uyutmayacak diyor. Kadriye'ciğim öpüyorum kardeşim. Kadriye sana. Hanım'a selamlar, saygılar. Selam Mevlüt'ün. Süper amatör amatörlük başlıyor. Gültepe Spor'a hayırlı olsun. Gültepe'li kardeşlerim bir maçınıza geleceğim. Şafak mesaj atmış bizim. Gültepe evet. Spor... Gültepe'li gençler öpüyorum sizi. Gültepe Sporunda maçına geleceğim. Amatör başlıyor. Bütün takımlarımıza süper süper amatörlük başlıyormuş. Bütün takımlarımıza başarılar. Gültepe'de bizim takımız, mahallemizin takımı ona da başarılar ayrıca. Evet, yarınki maçları bir görelim. Görelim. Sonrasında Ertuğrul Özkökün yasına da geçeceğiz. Ee, yarın saat 17'de Sinan abi sadece skor tahmini rica ediyorum. Medipol Başakşehir Trabzonspor 1.60 oran. Galibiyetine Medipol Başakşehir'in 1.60 veriyor. Beraberlik 3.80 Trabzonspor'a. 3.80 vermiş. Osmanlı Spor Sivas Spor saat 17'de Osmanlı Spor'a 1.65 3.20 beraberlik 3.50 Sivas Spor galibiyeti. Alanya Spor Fenerbahçe Alanya Spor'a 3.10 beraberlik 3.20 Fenerbahçe'ye 1.75 Göztepe Gençler Birliği Göztepe 2 beraberlik 3.20 Gençler Birliği 2.60. 60 Abi Başakşehir Trabzonspor maçı Medipol Başakşehir Trabzonspor maçının skoru ne olmuş? Abi şimdi bak sen bunları buraya koyuyorsun. Ben bunları burada sonuçlarını söylersem iddiacı insanlar iddia bahis yapan insanlar var. Şimdi bizden bakacak görecek. Aa Sinan Engin bunu söyledi. Hı. Sinan Engin böyle böyle söyledi diyecek Erten tamam mı? Gidecek bunu oynayacak. Tutmayacak. Ondan sonra adam diyecek Yok, ki. hayır hayır. He. Ağır kim bozuyor? Mesela biraz önce dedin ki Fenerbahçe kaybetmez dedin. Ya şimdi Başakşehir Trabzonspor maçı bir bana göre çok zor derbi. İki iki derbi. <laughs> derbi yani. iki tane der, iki tane derbi takımı. bu evet. der. Büyük çok zor maç. Başakşehir yorgun. Hafta içi maç oynadı. Ben Trabzon biraz daha ağır basıyor diyorum. Ama ama Trabzon biraz ağır basıyor. Neden? Daha dinlenik, daha evet. hazır. Daha hazır. Yarın eğer Başakşehir stadı taraftar alıyorsa Trabzon orayı doldurur. Doldurur. Full. Yarın bir tane koltuk boş bulmasın orada. Bak Trabzon orayı doldurur. Ben Trabzon de Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Osmanlı-Sivas Osmanlı. <laughs> Sivas, Şöyle Osmanlı. bir şey söyleyebilir miyim özür dilerim. Medipol-Başakşehir'in karşısındaki rakip Bulgar şampiyonu, Bulgaristan şampiyonu Lüdogoreş çok ısıran bir rakipti. Yani ben Trabzon taş ağır basıyor diyorum Ertem. Taş taş Trabzon gibi. ağır basıyor diyorum. Trabzon ağır basıyor. Bana da Trabzon Spor sanki kazanacak gibi geliyor. Osmanlı yani. Sivas. Osmanlı Spor Sivas Spor maçı Osmanlı Berabere, Spor. Berabere gibi geliyor. Beraberlik kokan bir karşılaşma. Alanya Spor Fenerbahçe, maçı Fenerbahçe, Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kaybetmez dedi Sinan abi. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır dedi. Ben de Alanya Spor e, 0-1 diyorum. Göztepe Gençler Birliği. Banko Göztepe diyorum. Çünkü ilk defa seyircisinin karşısına çıkıyor. İlk defa çünkü cezası bitti. Göztepe o muhteşem taraftarı. Göztepe'ye selam olsun. Çok zor maç. Göztepe müthiş bir taraftarla. Çok zor maç. Ciddi misiniz? Göztepe ya? Adana adına çok zor maç. <laughs> Göztepe adına çok zor maç. Yani ortada diyorum Ertan. Göztepe Gençler Birliği. Ortada bir maç. Ortada. Ortada bir maç. <laughs> Var mı başka maç? Yok. Başka yok. Sinan abi şunu soracağım. Ama Fenerbahçe Hı -hı. yarın kazanır diyorum ben. Fenerbahçe kazanır, kazanır diyorsunuz. Diyorum. Peki şuna geleceğim. Hiç yanıldığımı gördün mü? Bu zamana kadar hep konuştuk. Hiç yanıldığınızı görmedim. Hiç görmedim. Yanıldığınızı görmedim. Hiç. Hiç. Evet şimdi e, Aykut Kocaman'ın 8 numarasını verebilir miyiz bir? 8 numarayı bir ekrana getirelim. Fixed ilgili bir açıklaması var sevgili seyirciler Aykut Kocaman'ın. Bu açıklama Ertuğrul Özköke e, yapılıyor. Ee, Fenerbahçe'nin lige kötü baştan gıcını konuşuyoruz. Aykut Kocaman'la diyor Ertuğrul Özkök. Yine sakin ve umutlu. Bu yıl fiksürün şanssız olduğunu söylüyor. Zor maçların üst üste geldiğini belirtiyor ve iddiasını ortaya koyuyor. 9 haftadan sonra durum Fenerbahçe ile yine değişir. Hatta şampiyon ligin son haftasına kalmadan belli olur diyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Ertuğrul Özkök'e. Fenerbahçe'nin 9 haftadaki mesela geç, bu geçen haftalarda oynadığı fiksür dezavantajı neydi? Bir görebilir miyiz onları? İlk 9 hafta fikstürünü bir görelim. Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk 9 maçı. Göztepe 2, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe 2, Trabzonspor 2. Gençler Birliği 1, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe 2, Başakşehir 3. Aykut Kocaman'a katılıyor musunuz? İlk 4 haftada zor takımlarla mı oynadı? Yani. Evet. Çok zor. Diyor ki 9. haftadan sonra şey, her şey değişecek diyor. Doğru söylüyor. Ertem. Fenerbahçe için en önemli maçı sana söyleyeyim mi? Yarınki Alanya falan değil. Fenerbahçe. Haftaya Beşiktaş maçı. Hepsi hikaye. Cumartesi çünkü Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Fenerbahçe için hayati evet. maç. Hayati maç. Bak ne diyorum sana? Hayati maç. Sen Beşiktaş'a yenilirsen ne olur? 3 puan, 6 puan. Evet. 6 puan olarak. Bir de bunun bak. deplasmanı var. İşte altı 6 puan olarak Tabii. bak. Psikolojik olarak taribatını e, tahribatını düşün. Psikolojik tahribatı düşür. Onun için Alanya maçı veya ondan sonraki Akisar falan filan değiller, değil mi? Yeni Malatya falan filan ona ben bakmıyorum. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı Beşiktaş-Fenerbahçe için çok önem arz ediyor. Fenerbahçe şey için değil. Beşiktaş için. Fenerbahçe için çok önem arz ediyor. Doğru. Kendi sahanda kendi seyircinin önünde kötü bir sonuçta kötü bir sonuçta ve Beşiktaş Monaco'dan geliyor. Şey Monaco, Monaco ile oynuyor yani Monaco'dan geliyor derken Şampiyonlar Ligi. O hafta mı oynuyor? Leipzig özür dilerim. Bir dakika dilerim. o Leipzig hafta mı içeride? Oynuyor? O o hafta değil mi? Onu maçtan önce mi sonra mı? Maçtan ama? önce mi? Sonra. Bu maçtan Fener sonra Leipzig'le oynuyor evet. Şimdi bir bu tip Avrupa maçlarından önce ve sonrası çok kötüdür. Hep kafada düşünce vardır. Şimdi derbi oynarken Leipzig maçını düşünürsün. Doğru. Şimdi e, Leipzig maçını oynarken eğer o hafta derbin veya önemli maçın varsa onu düşünürsün. Hep bir maç sonrasını düşünürsün. Evet. Hep kafada bu vardır. Ama Beşiktaş'ın tabii geniş bir kadrosu var ama ne olursa olsun 7-8 tane oyuncusu yani omurgası, kilit ama Fenerbahçe için esas lig haftaya başlıyor. Haftaya başlıyor. Haftaya başlıyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla lig haftaya başlıyor. Hiç kimse kendini falan kandırmasın. Fenerbahçe o maçı kaybederse sıkıntı yaşar. Ertem'ciğim. bak Sıkıntı evet. yaşar. He bir de yarın Alanya'yı kaybederse o zaman Fenerbahçe Beşiktaş maçı Fenerbahçe için daha önemli arz eder. Ben de onun için diyorum ki yarın Fenerbahçe Alanya'yı kazanır diyorum. Evet. Bak anladın mı söylediğimi? Anladım. Mi? Yani <laughs> Ama Alanya'yı kaybettin. Sonra seyircinin önüne geldin. Beşiktaş'a kaybettin. Beşiktaş'a kaybettin dediği ne zaman olur? lig bitiyor. Aykut Hoca gider mi? Yok gitmez. Aykut Çünkü cehennem donana kadar gitmez. Aykut, Ko Aykut Hoca gitmez abi. Aykut Hoca ya başlama zediler? yapmasına gerek yok ya. Ha Fena Baca başlamayı niye yaptı biliyor musun? Şundan dolayı yaptı. İki maç üstü kaybederse dolayı. hayır, hayır. gidecek diye söylediler hayır. hayır. var. Hayır hayır Ertem. Basında medyada söylüyorlar ya Aykut Hoca'm istifa eder mi? Ve hayır değil. Aykut Kocaman'a istifa diye bir soru sormayın. Bak buradan ben medyadaki arkadaşlara söylüyorum. Aykut Kocaman'ın istifa ile ilgili bir şeyi yok. Öyle düşünmeyin. Aykut Kocaman, Fenerbahçe şu an Aziz Yıldırım'la beraber ya giderler, yani ya beraber bırakırlar, yani Aykut ben bırakıyorum falan diye bir şey olmaz. Fener ha ben hiç kimsenin Aziz Yıldırım'ın da bırakmasın diye. Seçimle gelen seçimle gitsin arkadaş. Tabii canım herhalde yani. yani herhalde. Türbünler yollamasın başkanları. Ertemciğim, tabii ki. Türbinler karar vermesin. Olmuyor böyle. Yani Galatasaray kötü gidiyor dursun Özbek istifa. Bak dursun Özbek dayandı, dayandı, dayandı. Bugün adı bile anmıyor. Doğru. Adı bile an... Onun için Galatasaray e, aynı şekilde Fenerbahçe